sorularsa bir şey öğreniyor. Ama aslında böyle olmaması lazım. İki şey yapmaları gerekiyor. Birincisi, kendi alanlarında mutlaka en azından bir iki konuda, bir iki alanda derinleşmeleri lazım. O konuda gidilebilecek en derin noktaya gidip, yani öğrenebilecek her şeyi zorlamaları lazım. Birkaç noktada diyelim, yani çok böyle her şeyde değil ama mesela C#'sa C#'daki en derin noktaları, en az kullanılan özellikleri bile iyi bilmesi lazım. Ama bunun yanında adam JavaScript de biliyordur. Onu o kadar bilmese de olur, tamam, ama en azından bir şeyde çok iyi olması lazım. Bir sıkıntı o. Hiç kimse derinleşmiyor açıkçası. Böyle bir sıkıntı var. İkincisi de şirkette bir şey yaptıkların durumda bir akşam eve gittikleri zaman şunu düşünmeleri lazım. Ben bugün şöyle bir şey yaptım ama bunu dünyada diğer insanlar nasıl yapıyorlar? Yani bunu bir araştırayım edeyim veya buna bir kafa yorayım. Daha iyi nasıl yapabilirdim? Yani yarın geldiğimde o kodu biraz daha iyileştirmeye çalışsın. Ya da üzerinden zaman geçtikten sonra. Mutlaka ve mutlaka bu iyileştirmeleri, kendini güncel tutmayı ve geliştirmeyi herkesin yapması lazım açıkçası. Bizim mesleğimiz şey gibi değil. Ya yani normal mesaiye gideyim, geleyim, işimi yapayım, maaşımı alayım. Öyle olmuyor. Mutlu olamıyor insanlar öyle olduğu zaman. Yazılımı da sevmiyorlar. Yazılımı anca öğrenince seviyoruz. Aslında insanın genel doğası bilmediği şeyi sevmiyor. Bir şeyi ne kadar bilirse de o kadar benimseyerek seviyor. Dolayısıyla mutlu olmak için mutlaka insanın kendini çok geliştirmesi gerekiyor. Bunun için de kitap okumak önemli. Mesela C# dedim. C# ne kadar uğraşırsanız uğraşın oturup da internet sitelerinden öğrenmek bir yere kadar. Bu C# mesela kitaplar var. 1500 sayfa, 2000 sayfa kitap yazmış insanlar. İnsan bir merak edip sormalı. Ben bu C# bir haftada öğrendim. C# biliyorum diyorum. E peki bu 1500 sayfa, 2000 sayfayı niye yazmış insanlar? Yani ben C# mesela 4.0 çıktığında o öyle bir 2000 sayfalık yaklaşık bir kitap vardı. Oturdum sıfırdan okudum mesela ve çok şey öğrendim yani. Hala da bir konuda bir şey gerçekten öğreneceksem mutlaka bir hani derinlemesine öğreneceksem bir kitap şart yani. Anladım. Zaten sen kitaplara videolardan daha fazla önem veriyorsun anladığım kadarıyla. Yani kitap okusunlar, videolar belli bir seviyeye getirir ama kitaplar uçurur Yani götürür. sadece bir şeyler öğrenmek ve pratikte bir şeyler yapmak için videolar çok iyi. Plural Site gibi siteler var ya da Udemy gibi kurslar var. Onları mutlaka yapsınlar zaten. 3-4 saatini ayırıyorsun ve bir konuda kabaca bir şeyler öğrenmiş oluyorsun. Başlayabilecek seviyeye geliyorsun. Ama o konuda derinleşilecekse de asla ve asla videolar ya da iş yerinde sadece ihtiyaçlara yönelik yazılan kodlar yetmeyecektir. Anladım. Aslında şöyle söyleyeyim, sadece ihtiyaca yönelik yapılınca bir şey fırsatlar kaçırılıyor. Çünkü o fırsattan haberi yok insanın. Hani şöyle söyleyeyim, bir alet çantamız var diyelim. Aslında bu örneği çok veriyorum. Bir marangoz düşünün, alet çantasında 100 tane alet var ama 3-4 tanesini kullanmayı iyi biliyor. Diğerlerini fazla bilmiyor. Ne yapacak? O 3-4 aletle ne yapabilirse onunla uğraşacak. Sonra bir gün deneyimli bir yazı şey geliyor. Marangoz. Ve diyor ki, şöyle bir alet var, bunu al, yarım saatte yaptığın işi 2 dakikada yapabiliyorsun ve şaşırıp kalıyor. Şimdi yazılımda da bunu çok yaşıyoruz. Yani özellikle yeni başlayan kişilere böyle gerçekten iyi deneyimli bir yazılımcı, usta yazılımcı geldiği zaman diyor ki şöyle şöyle yapacaksın, böyle ağzı açıp kalıyor. Çünkü onu araştırıp öğrenmemiş, sadece gördükleriyle yetinmiş. Öyle bir sıkıntı var. Bu arada demin de bahsetmek istedim. Junior, senior diye bizde title'lar çok kullanılır. Ondan kaçınmaya çalışsın. Biz kendi şirket içerisinde bunu kullanmak istemiyoruz, sevmiyoruz. O yüzden de onu demek istemedim. Usta yazılımcı diyelim hadi. Veya daha deneyimli diyelim. Tamam. Çok güzel yine aktarmış olduğun görüşlerini. Umarım dinleyenler için de olacaktır. Son sorum benim. Bundan sonra senin eklemek istediklerin varsa onu alacağım ve bölümü kapatacağım. İhracat yapmak isteyenlere verebileceğin tavsiyeler nelerdir? Şu an ülkemizin en önemli konularından biri konuştuğumuz gibi bizim de aslında bir nevi çıkış amacımız. Senin bu alandaki tavsiyelerin neler olur? Tabii şimdi herkese tavsiye vermek zor ama sadece yazılım çerçevesinde konuşmak gerekiyor. Tabii diğer konularda tecrübem yok. İhracat çok genel bir konu ama öncelikle ben ihracat yapmak isteyenlerden ziyade önce herkes ihracat yapmak istemesi lazım, onu söyleyeyim. Yani bütün yazılım firmaları zaten bunu yapmak istemesi lazım. Bu kafada olmayanların mutlaka kafayı değiştirmesi lazım. Yani doların bu kadar yüksek olduğu bir durumda zaten sırf maddi düşünüyorsan bile ihracata yönelmek gerekiyor. Yapmak isteyenlere tavsiyem yani
Bu da firmadan firmaya değişir ama startup gibi bizim seviyemizdeki kişilere tavsiyem, bir kere zaten İngilizce şart, İngilizcenizin iyi olacak ve başından itibaren her şeyin İngilizce yazacaksınız. Dokümantasyonunuzu, sitenizi, mümkünse Türkçeyi yapmayacaksınız. Mesela sağ üst köşede İngilizce Türkçe seçeneği olup da dil değiştirme olup, biz mesela Türkçe seçeneği yapmıyoruz. Yani hiçbir şekilde yerel düşünmemek lazım. Tamamen yurt dışı düşünmek lazım açıkçası. Türkiye'ye de satarsa ne ala. Birincisi bunu demek istedim. İngilizce, yaptığı şeyler İngilizce, dokümantasyon vesaire. Bir de ihracat yapabilmenin bir ayağı da daha az para kazanıp da, yani ürünü daha düşük fiyata olup seri satılabileceği noktada eliniz güçlü. Eğer sizin ürününüz 100 bin dolar, 200 bin dolarlık bir ürünse, yani milyon dolarlık bir üründen hiç bahsetmiyorum bile, 100 bin dolarlık bir ürünse, o zaman siz Amerika'ya satmakta zorlanacaksınızdır. Çünkü şeye bakmaya başlayacak, sizin ülkenize bakmaya başlayacak, sizin background'ınıza bakmaya başlayacak. Ve bir sürü başka kritere bakacak ve rakiplerinizi falan iyice değerlendirecek. Sizi birazcık eleme yönünde açıkçası daha böyle istekli olacaktır. Ama 2000 dolarlık bir ürün satıyorsanız sizin ülkenize bakmıyor bile açıkçası. Bizim durumumuz böyle. Yani çok nadirdir bizim Türkiye'de olduğumuzun haberdar olan. Hatta şöyle söyleyeyim. Türkiye'den alıp da bizim Türk olduğumuzu bilmeyen ama sonradan Türk olduğumuzun farkına varanlar çok oldular. İngilizce mail atıyorlar. Türkçe cevap verince şaşırıyorlar falan. Yani kısaca demek istediğim tamamen global düşünmek lazım. Ve biraz daha fiyatları düşük seri satılan tarzda ürünler yapmak lazım. Bu SaaS ürünleri bundan çok güzel bir örnektir. Bunlarda falan sizin ülkenizin hiçbir önemi olmuyor. Sizin ürününüzün önemi oluyor. O yüzden çok güçlü başlıyorsunuz ve rekabette eşitsiniz bu durumda. Yani bir Alman firmasının yazılımıyla sizin yazılımınızı veya sizin firmanızı hiç karşılaştırmaz, yazılımınızı karşılaştırır eğer ürününüz böyle bir şeyse. Ama milyon dolarlık ürünse o zaman ülkenizle karşılaştırır, o zaman başka şeylerle karşılaştırır. Bu bir anahtar bir nokta açıkçası. Güzel. Software as a Service, yani SaaS dediğimiz model de bunun için çok uygun Çok dediğin uygun. gibi. Evet. Bir de güzel hizmet sunuluyorsa Kaptera tarzı review siteleri var. Sen de biliyorsundur. Orada da güzel yorumlar alınca üstlerde çıktığında zaten onun için de tercih ediliyor. Yani Kaptera'da bu firma Türk'tür, bu firma Almandır, bu firma Polonya diye de yazmış. Evet. Bir de şey önemli tabii. Bir yazılım geliştirdiğiniz zaman dünyaya satmak istiyorsanız rakibiniz de tabii çok oluyor. Yani Türkiye'ye satacaksanız sadece rakibiniz sınırlı. Bu durumda da sizin kalite çok önemli hale geliyor. Yazılımın stabil, hızlı olması, kaliteli olması. Bu da işte zaten doğal olarak şirket kültürünü ve şirketteki yazılımcıların kalitesini falan iyileştirmeyi gerektiriyor. Yani sizin ürününüzün gerçekten iyi olması gerekiyor. Yani yurt içinde belki rakibiniz olmadığı için satarsınız bir şekilde kötü ürünü ya da bağlantılarınız vardır, tanırsınız oranın müdürünü falan. Satarsınız bir şekilde ama yurt dışında böyle işlemiyor ürünler. Sizin işte o alandaki spesifikasyonlar nelerse, mesela yazılımda güvenlik standartları vardır, işte OWASP'tır, bir şeydir. O testlerden geçmiş olmanız gerekiyor. Performans kriterlerinizi, işte testinizi yapıp performansımızın, ürünün performansı bu diyebilmeniz lazım. İşte yazılımda mesela bizim yaptığımız şeyde domain driven design, microservice mimari gibi güncel trendlere uygun olması gerekiyor. İşte standartları karşılaması gerekiyor falan. Yani bunlara önem veriyorlar daha fazla. Bunlar önemli kısaca. Anladım. Güzel. Benim sorum kalmadı. Senin eklemek istediklerin var mı? Açıkçası güzel Kapatmadan bir sohbet önce. oldu. Benim de çok aklıma gelen bir soru yok. Her şeyi konuşmuş olduk. Ben zaten soruların içerisinde alakasız yerlere de dallanarak aslında söylemek istediklerimi söyledim sanırım. O Gayet yüzden güzel oldu bilgilerini paylaştığın. Bence dinleyicilerimiz de çok keyif alacaktır. O zaman katılımın için çok teşekkür ediyorum ben. Bölüm içerisinde geçen kitapların ve diğer sitelerin linklerini ben alıyor olacağım senden ve bunları da detaylarda paylaşacağım. Dinleyicilerimiz faydalanmak isteyebilir. Tekrardan teşekkür ediyorum. sağ olun. Herkese hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.